Minecraft Wipeout'un yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Wipeout'ta yine muhteşem yarışmacılarımız var. Hemen burada görüyorsunuz zaten yeni 5 kişi. Şu anda parkurda yarışmayı bekliyor. Bakalım neler olacak. Şöyle bir bakacak olursak Volvorot, Hakan var, Ender Taş var, Ottoman 99 yani Ulaş Demir var, Enes Batur var, Aziz Gaming Aziz var. Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum açıkçası. İkinci etap parkurumuz ilk etaptan çok daha zor. Gerçekten zor. Bana kalırsa çok zorlanacaklar. Çok da uzatmadan ilk yarışmacımız Hakan alabiliriz. Hadi bakalım Hakan'la Wipeout başlıyor. Evet, Hakan'la beraber ilk etaba başlıyoruz. Daha doğrusu ilk yarışa başlıyoruz diyelim. Nasılsın Hakan, iyisin? İyiyim Burak abi, sen nasılsın? Vallahi iyiyim işte, ben de ne olsun, bildiğin gibi Wipeout'ta güzel güzel etaplar hazırlıyorum size. Ekibimizle beraber güzel güzel etaplar hazırlıyoruz daha doğrusu. Bu etapta bayağı bir zor. Ne diyorsun, iddialı mısın? İddialıyım ya, bugünden beri çalışıyorum. Ha, yani diyorsun ki diğer rakipleri alt edeceğim, öyle mi? Ha, göreceğiz bakalım. Peki yani diğer arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa direkt hemen başlayalım mı diyorsun? Ha, hepsine başarılar diliyorum. Bu arada YouTube kanalında söyleyebilirsin. İnsanlar seni takip edebilirler. Valorant Gaming. Direkt bu şekilde yazılıyor diyorsun. Aynen. Zaten Valorant yazınca çıkıyor kanal. Bu arada lise öğrencisin değil mi? Evet evet. Lise 1 mi? Hı hı. Güzel. İleride ne düşünüyorsun? Bilgisayar mühendisliği falan herhalde. Güzel. O zaman seni yarışa alalım mı? Hı hı. Hadi bakalım. Hakan'la beraber ilk etaptan neler olacak? Hakan, hazır olduğunda butona basıyorsun ve yarışmayı başlatıyorsun. 3 saniye içinde kapılar açılacak. Kapılar açılır açılmaz hemen aşağıya in. Ve yarışa başla, tamam mıdır? Tamam. Hadi o zaman, hazırsan butona bas ve 3 saniye içinde koştur. Butona bastı, kapılar açılmak üzere ve Wipeout başlıyor Hakan'la beraber. Çok da güzel bağırdı. Şimdi hemen yarışa hızlıca başlayan Hakan bakalım bu kısımda ne yapacak derken hızlıca orayı da geçti. Ve boksörde boksörde tek yedi direkt. Yine yedi. Hakan son şansın, dikkat et. 10 saniye yoksa ceza olacak. Hadi. An. Evet. 3'te 3 yapıp bir 10 saniye cezayı kaptın. Çok hemen güzel. Geçebilirsin. Yani bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim açıkçası ama. Ben de. Çubuk yoldan hızlı ilerliyor. Orayı da geçti. Şimdi amele boksörde sıra. Orayı da geçti. Çok iyi. Ve zıp çıktıya geldi. Bakalım zıp çıktıda neler olacak? İlkini atlıyor zaten, ilki hareket etmiyordu. Oraya da güzel geçti. Buradan o onu da halletti. Ortaya kadar geldi. Çok iyi gidiyorsun. Haydi artık son düzlük derken geriye düştün. Çabuk çabuk çabuk, hızlı ol hızlı ol. Sadece bir tane 10 saniye cezam var. Kronometre senin için çalışıyor. Çok dikkat etmen gerekiyor. Haydi. Haydi. Ortaya kadar yine geldi. Çok güzel. Çok güzel atladın. Hadi onu da geçersin sen. Harika. Orası da güzel. Son kısım artık. Bunu da yaptın, geçtin. Bak oradaki mavi atlarsan süpersin. Evet, Hakan bunu da geçti arkadaşlar. Minecraft evi şelalesine geldi. Oradan bakalım ne kadar hızlı geçecek diyorum ama. Evet, direkt orta kısımdan kısa yolu keşfetti. Hemen zaten oradan geçti. Orayı da çok güzel gidiyor. Şimdi buradan bakalım bu stoplarında ne yapacak. Biraz geriledi. Atladı. Biraz daha uzun bir mesafe önceki parkura göre. Orayı da güzel geçti. Burada çok vakit kaybettin be Hakan. Hakan bayağı bir iddialı bir şekilde ilerliyor ama yani iddiası bakalım zamanına nasıl etki edecek. Evet, burayı da geçti. Bu pistonlu sistemlerde biliyorsunuz hızlı olmak çok önemli. Haydi. Boklu yılan da takıldı. Ama düştü. Direkt düşüyor. Direkt düşüyor. Hızlı olması gerekiyor. Çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Nereye gidiyorsun Hakan? Buradan çabuk çık buradan. Direkt devam edebilirsin. Hiç problem değil. Devam edebilirsin. Yani engelli yolda da bir problem çıkacağını düşünmüyorum ama gerçekten dakikası
parkura göre şu an fena değil. Çünkü parkurumuz çok uzun ve çok zor. Özellikle ikinci parkurda artık yarışmacıları zorlayacağız. Biliyorsunuz ilk etabın, ilk parkurun çok zor olduğunu, çok zor olmadığını söylemiştim. Şimdi buz yolda devam ediyor. Buz yolu da güzel geçti. Yalnızca bir tane 10 saniye cezası var. 3 dakika 10 saniye geçtiğini görüyorum ve yine düştü. Yine düştü. Bu gerçekten onun için bir eksi. Çünkü bu yolda düşmemesi gerekiyordu. Hızlı hareket etmesi gerekiyor. Son düzlüğe yaklaşacak çünkü. Yeniden buz yola geldi. Hızlı hareket etmesi gerekiyor. Biraz aslında strateji hatası yaptı. Çünkü geniş almak burada pek mantıklı değil. Evet düşecek zannettim bir an ama gayet iyi gidiyor aslında. Ah, son anda. Ya. Son anda son düzlükte artık düşünce gerçekten kötü oldu. Ama son hakkım bu arada, ceza alırsan 10 saniye bir ceza daha olacak. Yani ikinci cezan olacak. Çok hızlı gidiyor şu anda. Gayet iyi. Keşke başta da böyle gitseydin. Harika. Çok iyi geçti. Evet şimdi mini şelalede ne yapacak bakalım. Daha çözemedi. Aslında çok basit. Onu da hızlıca geçeceğini düşünüyordum ama orada da biraz bekledi. Yani gerçekten düştün, geri gel. Orada düşülecek bir şey yoktu aslında ama çok basit bir yerde düşüyorsun. Tamam, orayı güzel atladın. Çok delice bir şey olmuş bu ya. Ah yine düştü. Direkt atlayabilirsin. Yünün üzerine geldikten sonra direkt hop bir de atlayabileceksin aslında. Yani tamam, bunu da hallettin. Hadi bakalım Hakan. Allah kahretsin. Aa, ama önündekinden de düşünce. Hayır geriye kadar gitmene gerek yok. Geriye kadar öyle gitmene mi? Direkt buradaki yünlerden devam edebilirsin. Haydi oradan da git. Tamam. Artık son düzlüktesin. Parkur bitmek üzere. Sadece bir adet yerin kaldı. Onu da geçtin. Çok harika. Son buz yolunda da artık finale geliyorsun. Direkt butona basman gerekiyor. Süren 5 dakikayı geçiyor. Evet. Hakan bitirdi. Hemen süresine baktığımız zaman 5 dakika 13 saniye gibi bir süre görüyorum. Hakan ne düşünüyorsun? 5 dakika 13 saniyede bitirdin. Sence çok, nasıldı? Çok ya. Şey, boks şeyleri bayağı zorladı beni. Orada çok hızlı geri gidip geliyorlardı. Sonra şurada bir yer vardı. Çok böyle... Şelalede galiba. Evet, ileri geri itiyordu. O da zorladı. Onun dışında pek fazla zorlayan bir şey olmadı benim. Bakalım o zaman neler olacak? Diğer yarışmacılar arkadaşlarına diyecek bir şeyin var mı? Başarılar diliyorum. Başka yani diyeceğim bir şey yok. Peki o zaman Hakan'ın yerini alıyoruz ve ikinci yarışmacımızla Wipeout'a devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Wipeout'a devam ediyoruz. İkinci etapta artık Ender'le beraber yarışacağız. Ender merhaba, nasılsın? Merhaba abi, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Kaç yaşındasın Ender? 15 yaşındayım. Lise 1. sınıfa gidiyorum. Peki, güzel. Peki nerede oturuyorsun? Kanada'da yaşıyorum ben, yurt dışında. Kanada'da yaşıyorsun, yurt dışında. Ay, Wipeout'a ilk kez şu an yurt dışından birini alıyoruz. Seni de tebrik ediyorum buradan. Peki, Ender YouTube kanalın var mı? Evet abi. Nedir kanalın adı? Türkçe Takıntılı Oyuncular. Türkçe Takıntılı Oyuncular. Ya Kanada'da hayat nasıl? Güzel ama hava gerçekten çok soğuk yani. Kanada'da arkadaşların çok vardır. Bayağı var. Kanada'da nece konuşuyorlar? Kanadaca diye bir şey yok herhalde. Bir eyalet İngilizce, bir tarafı da Fransızca. Allah Allah. Hadi İngilizceyi anladım. Tabi bu Amerika'nın üstünde değil mi Kanada yani? Aynen, Amerika'nın üstünde. Fransızca ne alaka abi? Fransızca yani sömürgesi hani falan mı? Fransızlardan da, kusura bakma abi. Fransızlardan da bazıları Kanada'da yaşadığı için yani öyle. Çünkü İngilizlerle ve Fransızlar gelmişler ilk önce. Garip valla. Karışık ya. Peki yani ne düşünüyorsun Wipeout hakkında? Ne yapacaksın parkur hakkında, bu parkur hakkında? Arkadaşlarına diyecek bir şeyin var mı? Parkur gerçekten çok güzel görünüyor şu anda. Arkadaşlar gerçekten çok uğraşmışlar belli. Ellerine sağlık onlarında. Ve arkadaşlarıma da başarılar diliyorum hepsine. Teşekkür yani. Ediyoruz. Tüm Minecraft ekibi adına da ben teşekkür ederim. O zaman hazırsan seni parkura alalım. Hazırım abi. Ender, hazır mısın? Hazırım. O zaman istediğin zaman butona basabilirsin. Butona basar basmaz 3 saniye içinde kapılar açılacak. Kapılar açıldığında direkt koşmaya başla. Parkur seni bekliyor. Tamam? Tamam.
Tamam. Hadi bakalım o zaman. Ender'le neler olacak? Ve butona bastı. 3 saniye içinde kapılar açılacak. Ender kapıların önünü zorluyor. Kanada'nın kapıları... Wipeout! Wipeout'a gelen Ender bakalım neler yapacak. Şimdi Kanadalı Ender güzel bir şekilde başlangıcını yaptı. Gayet iyi gidiyor. Bizim boksör de ilkinde o da takıldı. Yani bizim boksör önüne geleni tokatlıyor. Bunu anladık arkadaşlar. Haydi. Haydi geçersin. Abi çok zor. İlla yürümek zorunda değilsin. Üstünden de atlayabilirsin. Bak dikkat et. Yok ben. Üçüncü mü oldu ikinci mi? Üçüncü oldu galiba senin değil mi? Üçüncü mü? Üçüncü galiba gel hadi. Tamam. Bir 10 saniyelik cezan oldu hadi bakalım. Çubuk yolunda hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Burası dediğim gibi de gayet güzel geçtin. Güzel gidiyor. Amele boksörde ne olacak? Amele boksör zordur dikkat et. Ama ikincisinde düştün. Çabuk ol çabuk ol. Kanada'nın soğuğunu yiyince tabii böyle oluyor. Normal sıcak yerleri gördün, sulu yerleri. Dayanamadın, eridin gittin tabii. Zıp çıktı da bakalım ne yapacaksın. Boksörü güzel geçtin. Zıp çıktı da. Abi. Evet yine düştü. Yine düştü. Senin adın Ender düştü olsun bundan sonra. Kanadalı Ender. Bakalım neler olacak. Şimdi buradan atladın. Zıp çıktı da. Haydi geçersin. Haydi yavrum. Haydi Kanadalı'nın gülü. Tamam süper. Orayı da geçtin. Yine düştü. Evet bir kere daha düşersen. Zaten bir 10 saniye daha ceza almış olacaksın. Kanada'nın güzel oğlanı hadi yine düştü. Hızlıca geçebilirsin artık. İkinci cezası oluyor Ender'in arkadaşlar. Zannediyorum 1,5 dakikayı geçmiş olması gerekiyor. Kronometrede zaten gözükecek parkur bitince. Minecraft evi şelalesinden hızlıca bir geçiş yapacağını düşünüyorum. Oradan orta kısımdan geçti. Aynen orta kısma girdi. Evet oradan da güzel bir ses efekti yaptı. Oh yaptı. Bakalım. Şimdi buz toplarında evet topları seviyorsun herhalde. Orayı hızlı geçtin. Aynen aşığım topları. Aynen diyor. Toplara aşıkmış. Orayı da güzel geçti. Bizim diğer pistonlu sisteme büyük bir riskle girdi ama gerçekten takdir ettim. Çok iyiydi. Evet yılana düşecek mi? Yılanın tuzağına düşmedi. Çok iyi gidiyor şu anda aslında. Zannediyorum bayağı bir hızlı gidiyor. Hakan'ı geçti gibi. Orada da çok iyi geçti. Aynen. Su şelalesini de hallettin. Buz yolunda. Buz yoluna daha girişte düştün. 20 saniye cezanı unutma. Hızlı ol. Tamam. Hadi bakalım. 2,5 dakikayı geçiyor zannediyorum. Gayet iyi gayet iyi. Hakan'a göre bir 2,5 dakikalık fark söz konusu şu anda. Ama oradan da düştü. Ay çok düştüm ya. Oradan da düştü. İkinci kez düşüyorsun. Üçüncü kez düşersen bir... 10 saniyede daha ceza alacaksın. Toplamda 30 saniye cezan olacak. Dikkat et, çok dikkat et. Ay. Ve 3. seferde düştün. 30 saniyelik bir cezan var. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Tamam, yeniden geliyorum. Hadi bakalım. Kanada'nın günü. Kanada'nın günü. Hadi bakalım, koştur. Abi şimdi. Bak yağmur bile yağdı seni görünce. Görüyor musun? Kanada dayanamadı sana. Hadi hızlı geç. Oraya da geçtin. Mini şelale de takıldı. Düştün. Düştün düşünce ama. Düşünce gezmeyeceğiz burada. Tabii ki, tabii ki. Düşmemen gerekiyor. Anlamamıştım. Tamam. Haydi hızlı ol. Geçemiyorum. Geçemiyor şu an. Evet geçemiyor. İkinci kez düşüyorsun. Üçüncü kez de düşersen seni zaten Kanada'ya kadar yollayacağız artık. Haydi hızlı ol. Haydi. Orada geçti. Üçüncüyü de dördüncüyü de geçti. Sonuncusunu da halletti. Artık zaten son düzlüğe girdin. Zannediyorum bir... 4 dakikaya yaklaşmış bulunmaktayız. Bir 30 saniyede cezam var. Yine de Hakan'ı geçti büyük ihtimalle. Son etaba girdi. Orayı da tamamladın. Hemen butona basman gerekiyor. Ve Kanadalı Ender... Abi çok ellerim titredi oynayamadım ya. Baktığımız zaman 4 dakika 3 saniye gibi bir durum söz konusu. Fakat bir 30 saniyede cezam var yani... 4 dakika 33 saniye ile bitirdin. Ender ne düşünüyorsun? Parkur nasıldı sence? Parkur gerçekten hani beklediğim kadar zor değildi ama ellerim öyle bir titrediği için yani hiç oynayamadım bile. Heyecan ama yaptım. Güzel parkurdu gerçekten çok eğlendim. Gerçekten güzel olmuş. Peki. Sence parkurun en zor kısmı hangisiydi? Parkurun en zor kısmı boksör. Boksör. Çok takıldım. Çok takıldım. Peki diğer arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı Ender? İnşallah benden hepsi düşük olurlar ve ben kazanırım. Evet. Ender'in söyleyeceği başka bir şey yok sanırım. Wipeout'a 3. yarışmacımızla devam ediyoruz.
Evet arkadaşlar, üçüncü yarışmacımız Ulaş'la beraberiz. Ulaş merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Nerede okuyorsun? Ne yapıyorsun? 16 yaşındayım. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Şu an bir lisede 2. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Umarım kazanırım. Deneyeceğim. Bakalım, öyle diyorsun. Peki yani Wipeout'ta neden katılmak istedin yani? Wipeout'u görünce ulan ben de bu yarışmaya girmeliyim mi dedin? Herkes yapabiliyor dedim. Ben neden yapamayayım dedim. Ben de o yüzden katılmak istedim yarışmaya. Öyle diyorsun. Peki bir YouTube kanalın vardır herhalde. Ya bilmiyorum, var galiba. Ulaş Demir adında bir YouTube kanalım var. Fazla zorlanmadım ismini bulmakta. Açtım. Yani, deniyorum bir şeyler. Benimki de öyle ya. Adım Burak'tı. Oyun videosuydu. Burak oyunda dedim. Yani çok düşündüm aslında ama. Ya ben aslında XX Pro gibi kelimeler de kullanmaya çalıştım isminde. Fakat işte Ulaş'ın yanına XX Pro falan hiç yakışmadı. Ben de o yüzden direkt Ulaş Demir adını kullandım. Gaming TR falan yok diyorsun. Yok, Gaming TR'ye bulaşmam. Yarışmacılarımızda bir tane gaming var ama bakalım yok. Neler olacak. Neyse, o zaman hazırsan yavaştan seni biz alalım mı? Alalım, sorun yok. Ha, bu arada şunu da sorayım. Ben aslında biraz seni tanıyorum, yani bunu herkes bilir. Ama yine de soracağım. İddialı mısın? İddialı mıyım? Ya açıkçası yürek olarak iddialıyım ama yetenek olarak iddialı değilim. çoğu kişinin aldığı güvenden daha fazla güvenim var şu an kendime. Ama başaramayacağımı düşünsem de bakalım yarışmada bir şeyler başarabilecek miyim, göreceğiz. Tamam o zaman. Ulaş'ı parkura alıyoruz ve Wipeout'ta 3. etaba başlıyoruz. Ulaş, parkuru görüyorsun, parkuru biliyorsun. Artık hazırsan istersen başlayalım. Başlayalım. Tamam o zaman. Butona basar basmaz 3 saniye içinde kapılar açılacak, kapılar açılır açılmaz Wipeout diye bağırıp yarışa başlayabilirsin. Pekala, deneyeceğim. Hadi bakalım, bekliyoruz. Teşekkürler. Ve kapılar açıldı. Ulaş bürünerek yarışmaya başladı arkadaşlar. Bakalım Ulaş Demir ne yapacak şimdi. Boksör kısmına hızlıca geldi, güzel geçti. İlk kez takılmadan gidiyor derken aman nazar tanrım değdirdi çocuğa. Evet, demir gibi çocuk oldu sana kömür. Bakalım ne olacak burada. Şimdi yine boksörü de yine ama tokat yedi. Çok vuruyor, çok acıtıyor. İkinci kez düştü. Üçüncü kez düşersen zaten 10 saniye hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ah yine. Ah be. Bir 10 saniyelik cezam kaçırdım. Var. Yani abi aslında o kadar zor değil ama işte beceri işleri tabii, yani ne yapacaksın? Biraz şey de var, heyecan da var. Nedense elim titremeye başladı ama deneyeceğim. Hadi bakalım gibi. Çubuk yolda neler olacak? Şimdi çubuk yolda hızlı ilerledi aslında. Bir 10 saniyelik cezası var fakat çok da problem değil. Amele boksöre geldi sıra. Amele boksörde çok hızlı olman gerekiyor. Sakın durma. Sakın durma. Çok iyi. Harika. Süper. Tamam. Allah'ım ne kadar tatlıyım. Zıp çıktı da hızlı olman gerekiyor. Zıp çıktı çok zordur. Gerçekten parkurdaki en zor kısımlardan bir tanesi. İlk kez düştün. Olsun, sıkıntı yok. İki kere daha düşme hakkın var biliyorsun. 10 saniye ceza için. Hızlı ol. Hızlı ol. Şu an yarışmacılardan selamlar geliyor. Haydi onu da geçtin, süper. Ortaya geldi artık, orta kısımda işi biraz daha kolay ilaştı. Evet evet, son etaba doğru geliyor, son kısma doğru geliyor. Orayı da geçtin, çok güzel. Harika. Ah direkt geçebilirsin. Üçüncü düşüşün oldu. Üçüncü düşüşün mü? Aynen, tamam. Üçüncü kez düştün. Hemen şuradan. Bir 10 saniye daha ceza aldın, 20 saniyelik bir cezan var. Minecraft Evi şelalesinden hızlıca zıpladı. Da 1 da dakika Minecraft 40 diye saniye oldu. Minecraft Evi! Artık ne diyeceğini de sen bil canım, onu da biz söyleyelim sana. Ya bilmiyorum hani bari. Zaten elimden geldiğince parkurlarda yardım ediyorum. Haydi. Oh tamam, süper. Orayı da geç. Tamam. Hop. Tamam. Buraya nasıl yerleştirdiniz? Çok güzel. Üçüncü topu da halletti mi? O da tamamdır. Artık sonuncusundan da geçti. Çok güzel. Çok güzel. Burada pistonlardan hızlı geçmen gerekiyor. Çok hızlılardır. Tamam. Orayı da geçtin. Süper. Bakalım sineğin tuzağına düşecek mi? Zannediyorum düşmedi. Evet. Tamam. Çok güzel. Artık engelli yolu da halledersin diye tahmin ediyorum. Gayet güzel bir rakı. Nazar değdi. Neyse. Sorun yok. Gerçekten sorun yok ama. Gayet güzel gidiyorsun şu anda. İki tane cezam var yalnızca, değil mi ya? Of, iki oldu. Neyse sorun yok. Bir sorun daha yine yok.
Bir daha düşersen 30 saniye ceza alacaksın ama. Teşekkürler hatırlattığın için. Hop. Ah haydi dikkat et. Yolu yaraladın. Sakin ol. Tamam, çok güzel. Onu da atla abi. Aa, tamam, 10 numara. Süpersin. Hadi bakalım. Şimdi şelaleden de hızlıca geçersen. Tamam, orayı da atlattın. Gökkuşağına geldin. Artık son kısımlara doğru geliyorsun. Buz yolunda hızlı olman gerekiyor. Derken düştün. 3 dakika 10 saniyen oldu. Çok dikkat et. 3 dakika 10 saniyesin. Gerçekten şu an herkesten öndesin. Bence 4 dakikaya yakın bir sürede bitirebilirsin. Biraz daha hızlı yalnızca. Biraz uzaktan genişten aldın. O senin hatan oldu bana kalırsa. Ama hadi bakalım. 2 kere daha düşme hakkım var. Çok iyi. Oradan da atladın. Süper. O da tamam. Hadi bakalım. Demet Akalın. Burada da bir espri yapayım dedim. Çünkü ne kadar heyecanlı olduğumu anlama diye uğraşıyorum şu anda. Evet. Sona gelip düştüm. Bu espri zaten dayanamazdık. Yani, neyse sorun hadi yok. Hadi bakalım tamam. Demet Akalın'dan sonra. Zaten ben bir şey beklememiştim abi. Yani buradan hızlı olman lazım. Kanadalardan gelen adamlar bu buzlara alışkın ama tabii bizim ülkemizin güzide insanları bu kadar buza dayanamıyor. Alışkın değil. Her ne kadar... Sen çok konuşma da bir kere daha düşersen 30 saniye olacaksın baka. Neyse bir daha espri yapasım geldi de şu an yapmak istemiyorum çünkü ben de gizli kalsın diyorum o espri. Benim canım çıkmaz Sibel canınki çıksın. Tamam hadi buraya da geçtin süper. Heh tamam artık son düzlüktesin. Mini şimdi, şelaleyi hızlı geçeceğini düşünüyorum. Burada ne oluyor? Çok hiçbir şey yok. Heh, süper iyi duruyorsunuz işte hatanız burada. Düştüm bir kere geri dön. Hop tamam ya. Zaten büyük bir ihtimalle... Sıralamada şu an bayağı bir gerilere düşeceksin gibime geliyor ama biraz daha hızlı ol. Orayı da geç. Tamamdır. Son yola geldin artık zaten. Zannediyorum 5 dakika falan oldu ve burada gerçekten kimse düşmemişti. Onu da ben yapayım yani ne yapayım? 5 dakikalık süreyi... Buradan mı? Yok buradan hemen yapabilirsin. 5 dakikalık süreyi geçtin. 20 saniyede bir cezam var. Yine düştü. Harbiden zoru başarıyorsun yani. Burada düşmek zordur çünkü. Ay ay. Furkan'dan sonra en kötü rekor bu herhalde. Yok Furkan'a diz açacağım abi. Tamam orayı da geçtin. Artık son buz yolunda geçip butona basman lazım. Basmasam olmaz diyeceğim. Basabilirsen. Orada geçtin. Haydi artık. Butona bastı ve Ulaş Demir parkuru bitiriyor arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Tamam. Baktığımız zaman 5 dakika 40 saniye ile parkuru bitirdin. 20 saniyede bir cezan vardı. 5 yani, dakika 6 dakika. 6 dakika ile rekordur bu bence. Ne diyorsun? Parkur nasıldı? Zor muydu? Açıkçası çok güzeldi. Yani nasıl söylesem ilk başta her ne kadar... Röportaj sırasında böyle kendime güvendiğimi söylesem de elim titredi yani. Klavyede gördüm elimin titrediğini. Ne diyeyim? Yeni gelecek yarışmacılara başarılar. Umarım bana diss atacak bir rakip çıkar. 6 dakikadan fazla. Ayrıca doğanızda yaşamadım ki beddoğanızda öleyim diyorum. Böyle de gitmek istiyorum. Teşekkürler. Evet. En mantıksız insan olarak biz de buradan Ulaş'a... Allah razı olsun. Ulaş'a başarılar diliyoruz. Yerini alıyoruz. Bana elma atıyor abi. Ulaş'ı yerini alıyoruz ve 4. yarışmamızla Wipeout'a devam ediyoruz. Wipeout'ta 4. yarışmacımız Enes'le beraberiz. Enes merhaba nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ediyorum. Biraz kendinden bahset. Kaç yaşındasın? Nerede okuyorsun? Kaça gidiyorsun? İşte 17 yaşındayım. Antalya'da Kebez Anadolu adlı bir lisede okuyorum. Valla güzel ya hayat. Lise 3'sün galiba. Aynen lise 3 oluyor. Lise 3'sün. Hangi bölüm sizin? Liseler gerçi bölümler değişti galiba. Anadolu şimdi. Lisesi oluyor ya. Şeyi bu dil, yabancı dil ne bileyim Türkçe falan sayısal sözel. Sayısal bölümdesin anladım çok güzel. Peki bir YouTube kanalım var. Enes Batur adında değil galiba değil mi? Hayır yok. NDNG yani New Day New Game Enes Batur oluyor. Öyle. Anladım. Çok güzel. Peki Wipeout hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle bu parkur hakkında ve arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi güzel gözüküyor buradan bakınca. Arkadaşlar da güzel skorlar çıkardı gibi. Hani şansımı deneyeceğim.
Yani şimdi arkadaşlar güzel skorlar çıkardı diyorsan senden de bir 10 dakika falan bekliyoruz. Çünkü 5 dakika var, 6 dakika var. Ne olacak? Ulaş'ın rekoru kıracağım galiba. Ulaş'ın rekoru kıracaksın. Yani o zaman çok iddialı değilsin gibi. Olduğu kadar. Olduğu kadar, olmadığı kadar o zaman. Aynen öyle bir şeyler. Pekala o zaman. Hazırsan seni parkurun başına alalım. Hadi gidelim. Enes Batur'la 4. yarışmamızla Wipeout devam ediyor. Evet Enes, hazır mısın Wipeout'ta yarışmaya? Aynen, şu an tam motive oldum, hadi. Tamam, tam modundasın. O zaman parkura başlamak istediğinde butona basıyorsun. Butona bastıktan sonra 3 saniye içinde kapılar açılıyor. Kapılar açılır açılmaz Wipeout diye bağırıp yarışmaya başlayabilirsin. Tamam mıdır? Tabii ki. Süper. O zaman istediğin zaman butona basabilirsin. Tamam. Bastı butona. 3 saniye içinde kapılar açılıyor. Ve kapılar açıldı. Wipeout. Evet, Wipeout deyip başlayan yarışmacımız Enes. Bakalım neler yapacak şimdi. Çok çok hızlı ilerliyor. Gerçekten iyi gidiyor. Boksöre dikkat et. Ah. Evet, ilk de yine düştü. Yani boksörü zannediyorum kimse yapamayacak. Bu nasıl bir şey? Haydi. Tamam, süpersin. Harika gidiyorsun. Çok iyi. Oo. Ah. Son anda. Ay, son anda düştün. Aynen, üçüncü kez düştün ama istiyorsan direkt geçiver, zıplayıver. Aynen, süper. 10 saniye bir cezam var. Boksörde herkes takılıyor. Bakalım. Tamam, çubuk yolda çok hızlı ilerledi. Çok güzel gidiyorsun. Sonuncusuna gelip düştün. Sonuncusuna gelip düştü. Geri döndü geldi yerden. O da güzeldi. Yani diyor ki ben bunu istersem iki kere de yaparım. Amele boksörde hızlı olman lazım. Hiç durma sakın. Ah! İşte bir anlık duruşta. Sakın durma amele boksör. Çünkü tam bir amele, ne yapacağı belli olmuyor. Dikkat et. Harika. Ah, yine ameleden dayağı yiyorsun. Vallahi sen ameleden yiyorsan normal boksörden yemen normal yavrum yani. Ayaklarım birbirine dolanıyor. Haydi onu da geçtin. Çok iyi. Süper. Tamam. Az daha düşüyordun ama çok iyi gittin. Şimdi zıp çıktı da direkt atladı suya. Yani ayağım kaydı. Tamam, orayı da çok güzel atladın. Direkt ortaya atladı. O da güzel bir strateji açıkçası. Gayet iyi gidiyor zıp çıktı da. O bayağı iyi gidiyor. Abi. Nazar değdirdim çocuğa ya. Başa koş. 1,5 dakikan oldu. Gayet iyi gidiyorsun bana kalırsa. Zıp çıktığını zaten az çok artık pratiğini anlamış herkes zannediyorum. Oradan da geçti. Tamam, ortaya kadar geldi. Artık son düzlüğe yaklaşıyor. Aynen. Ah, yine düştün. İkinci kez düşüyorsun. Yo, son kez düştün değil mi? Aynen. Bir de başta suya atladıydın direkt. Minecraft'ta bir şelalesine atladın. Bir 20 saniyelik cezan var. Direkt ortayı yakalarsan kaçarsın. Süper. Ortayı yakaladı. Minecraft'ta bir şelalesini geçti. Şimdi artık buzdan toplara geleceksin. Süren iyi gidiyor. Aynen, direkt atla. Süper. Tamam, orada güzel atlar. Vallahi uçuyoruz. Haydi sonuncusunu da yap. Harika. Ben buradan direkt karşıya değil mi? Aynen, direkt atla. Hop, süper. Tamam. Otomatik pistonlarda çok hızlı olman lazım. Ne zaman açılacağı belli değil. Çok hızlı geçtin, süpersin. Bakalım yılanın tuzağına o düşecek mi? 2,5 dakika oldu. Güzel bir süresin var. Vallahi düşündüm. Gerçekten güzel süren var şu an ha. 2,5 dakika. Haydi ona da geç. Orayı çok hızlı geçti. Gerçekten iyi gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şelaleden dümdüz. Tamam. Buzdan yoldasın. Orada da çok hızlı ilerliyor. Gerçekten bir rekor kıracak zannediyorum şu an için. Olduğu kadar. O olduğu kadar, olmadığı kader diyor ama adamda olmadığı yok. Şu an 20 saniye bir cezası var. Onun dışında yok. Mini şelalede dümdüz yardıracaksın. Hiçbir şey yapmana gerek yok derken hemen suya atladın. Ve ben sonrasında... baktım nasıl bir şey diye ve anlayamadım. Neyse, hadi bu seferlik bizde olsun. Düştün, geriye geliyorsun. 3 dakika 10 saniyem var. 20 saniye bir cezam var. Gayet iyi. Bitirmek üzere. Orayı da geçti. Abi, son kapandı. Kısımda direkt atladın. Direkt atlamamalıydın. Başa dön orada. Hayır. Oradan başa döneceksin. En başa döneceksin. Şuradaki günümüzün üzerine çıkman lazım. Mavi olan. Açık mavi. Süper. Daha doğrusu bunun rengi Gintama mıydı? Neydi öyle bir? Gintama diyorum ya. Animenin adını söyledim. Neyse, buradan atla. Orayı da güzel geçti. Var ya tonu. Orayı da geçmek üzere. Sen butona basar basmaz yarışmayı bitireceksin. Wipeout. Basamadı. Basamadığını da düşünürsek 3 dakika 43 saniye ile yarışmamızı bitiriyor Enes. Şu an liderlik koltuğuna oturdun. 20 saniyede bir cezan var. Oturdun şu an.
Yani toplamda 4 dakika 2 saniye gibi bir şeyle bitirmiş oluyorsun. Ne düşünüyorsun? Parkur nasıldı? Vallahi zor yeri yaptım, kolay yeri yapamadım. Değişik oldu benim için. Değil mi? Biraz öyle oldu. Aynen. Vallahi senden sonraki rakibin... Teşekkür ediyoruz. Sendeki sonraki rakibinin bayağı bir önündesin. Şu an yalnızca bir yarışmacı kaldı. Eğer o seni geçerse o birinci olacak. Ama şu an birinciliktesin. Ne düşünüyorsun? Vallahi şu an değişmiş gibiyse. Birinci oldum değil mi? Şu anda. Değiştim. Peki yani o zaman. Güzeldi yani, bayağı eğlendim. Peki en zor yer neresiydi sence? Yumruk atanlar. Yumruk atanlar. Peki o zaman Enes senin yerini alıyoruz ve Wipeout'ta 5. yarışmacımızla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Wipeout'ta artık son yarışmacımızla beraberiz. Aziz Gaming'le beraberiz. Merhaba Aziz, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Biraz bize kendinden bahset. Kaç yaşındasın, ne yapıyorsun, nerede okuyorsun? 17 yaşındayım, ticaret meslek lisesi okuyorum. Bilgisayar bölümündeyim. Bilgisayar bölümündesin. Çok güzel. Ben de şu an bilgisayar bölümündeyim. Siz neler görüyorsunuz ya? Yani az çok zannediyorum temel olarak bizim gördüğümüz şeyleri görüyormuşsunuz. Temelini gördük bu sene, web tasarımla şey var, programlama. Anladım, süper. Peki bir kanalın var. Aziz Gaming adı yine herhalde. Aziz Gaming yazsalar da oluyor. Aziz Suçsuz ya da Ulaş Demir gibi. Onları yazsan da çıkıyor. Yancısı gibi mi bu şimdi yani? Yani iki türlü de oluyor. Tamam, süper. Peki Aziz ne düşünüyorsun yani parkur hakkında? Diğer arkadaşların skorlarını da biliyorsun. Yani yani skorları çok yüksek gelmedi şahsen bana. Oo, bayağı iddialıyım diyorsun yani. Yani bayağı bir iddialıyım. Çalışmadım ama parkur kolay geldi. Parkur kolay geldi. Peki süper. En yakın rakibin, daha doğrusu şu an birinci olan rakibin 4 dakika üzerinde bir sayıya sahip. Ondan sonra bir 4-4,5 dakika gibi bir şey olması gerekiyor. Yani sen diyorsun ki ben 4 dakikadan aşağıda yaparım. Çok basit. Çok basit. Şu an fazla egoist gibi oldum ama. Evet, evet. İnşallah Aziz yapamaz. Ben de bu lafları ona yediririm. Umarım böyle bir şey olur. Şaka yapıyorum tabii. O zaman Aziz'cim hazırsan senin yerini alalım mı? Efendim. Aziz. Tamam. Hazırsan alalım. Senin yerini alalım. Peki süper. O zaman Aziz'i yerine alıyoruz arkadaşlar. Wipeout'ta son yarışmacımızla devam ediyoruz. Aziz, hazır olduğun zaman butona basıyorsun. Butona bastıktan sonra 3 saniye içinde kapılar açılıyor. Hazır mısın? Hazırım. Peki o zaman istediğin zaman butona basabilirsin. Ve Wipeout'ta Aziz ile devam ediyoruz. Aziz butona bastı. 3 saniye içinde kapılar açılacak. Wipeout diye bağırabilirsin. 3 saniye içinde karşısında Wipeout deyip başladı bizim Aziz. Bakalım Aziz bu parkurun sonunda suçlu mu olacak, suçsuz mu? Çok kendinden emin konuştu. Boksör de düştü. Yani. Evet. Aziz'in bu egosuna boksör dedi ki la hayırdır la yeh dedi. İkinci kez tokatlıyor. Üçüncü kez yine bir sopalama peşinde mi? Güzel, güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi ama 10 saniye cezanı aldın. Yine yani en fazla ileri giden oldu sonuçta. O da bir başarı. Süper. Orayı da hızlı geçti. Şimdi çubukları iyi geçti. Amele boksör. Amele boksör sakın durma. Sakın durma. Çok güzel. Tamam, zıp çık diye geldin. Süren çok iyi gerçekten şu an. Zıp çıktı ya, bu neymiş ki arkadaş deyip geçti. Minecraft TV şelalesine yardırdı. Onu da atladı. Ortaya doğru geçiyor. Geçti. Evet, Aziz harbiden dediği gibi çıkıyor zannediyorum. Çok hızlı geçti. Bir dakikan oldu ve yani parkuru yarıladın zaten. Buzdan toplardasın. Orayı da güzel geçtin. Bir tane 10 saniyelik ceza dışında hiçbir şeyin yok. Zaten herkesin var orada. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii orada herkes yani düşüyor. Aziz orayı da süper geçti. Şu an bir dakikanın... Aa! İşte otomatik piston. Böyle bir şey. Dikkatli olmak gerekiyor. Çok iyi gidiyorsun ama. Yani her türlü şu anda aldın başını gidiyorsun. Yılanda takılmadı derken düştü. Yılanda düştün. Çabuk geri gel. Daha doğrusu buradan hemen geçebilirsin. Yani burası problem değil. Buradan hemen. 1,5 dakikan oldu. Pekala, burayı da geçtin. Evet, engelli yoldasın. Onu da geçti. Süper. Yolu da hallediyor şu anda. Yapacağım. Tamam, o da güzel. Gökkuşağını geçti. Buzdan yola geliyorsun. Artık zaten son kısımdasın derken düştü. Derken düştü. Ama çok rahat olabilirsin zaten. Yani bir tane ceza dışında zaten bir şey de yok. Çok da salmak istemiyorum ama. O
yol sona geldin bak derken, görüyor musun? Derken düştü. Bir kere daha düşersen galiba bir 10 saniye daha cezam var. 2 dakika 10 saniyeyi geçtik şu anda. Evet buzdan. Ah! 3. kez düştüm. Bir 10 saniyelik ceza daha geldi. Yani toplamda 3. kez mi? 2. kez mi düşüyorsun? 2. kez süper. 20 saniyelik cezam var. Mini şelalede. Evet çok hızlı. Çok hızlı. Yani mini şelale zaten en kolay etaplardan birisi bana kalırsa. Orayı da çok güzel geçti. Artık son düzlükte derken düştü. Derken düştü ama zannediyorum bir sıkıntı yok. Onu da halletti. Orayı da geçtin. Çok iyi. Haydi gülüm. Zannediyorum. Hayır. Geri geleceksin. Geri. Buradan. Şu ilkinde. Aynen oradan devam. Hayır. Orada o kadar gitmeye gerek yok. Neyse tamam artık gittin hadi. 3 dakikayı geçtik. 2 cezam var 20 saniye. Ama Wipeout'un birincisi benim. Ve parkuru tamamlıyor. Aziz. Aziz ne düşünüyorsun? Çok iyiydin gerçekten, tebrik ederim. Kendime güvendim, daha da iyisini yapabilirdim ama yani biraz şu an galiba gibi. Evet, heyecan olmasa daha iyisi de olurdu. Aynen. Ama bu iyisi zaten. Yani gayet iyiydi gerçekten. Zaten hani diğer arkadaşlara nazaran 2 dakika 3 dakika farklar var. Bayağı bir iyi. Ne demek istiyorsunuz? Zaten birazdan ana konuşmayı aldığımızda konuşacağız. Çok kısa bir şey diyebilirsin istiyorsan. Gerçekten yani zordu. Diğer arkadaşlara da yani başarılar da diyemeyeceğim artık. Hepsi iyi oynadı. Yani bu kadar. Peki o zaman Wipeout'un son yarışmacısıyla yarıştı. Bakalım ilk 5'te kim nerede? Wipeout'ta kim kaçıncı olmuş yerindeyiz? Evet arkadaşlar, Wipeout'un sonuna geldik. İlk 5 gördüğünüz gibi şu an dizildi. Birinci olan Aziz Gaming oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Aziz ne düşünüyorsun? Birinci oldun. Gerçekten biraz egoistçe bir konuşmaydı ama harbiden dediğini yaptın ama. Ne düşünüyorsun? Yani ilk önce teşekkür ederim birinci olduğum şey tebrik ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Onun dışında yani zaten o kadar orada egoistlik yaptım biraz. Yani burada kazanamazsaydım gerçekten kendim için çok kötü olurdu. Ama kazandım. Güzel oldu şahsen. Peki yani Wipeout'a, bize ve izleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Wipeout gerçekten güzel. Parkuru hele. Zaten başka bir şey de yok da. yani diyorsun ama çipsiniz gidiyor. Herkes bence gelip katılmalı yani. Bu heyecan almalı. Elleri titremeli yani. Başka söyleyecek öyle bir şeyin yok o zaman. Aynen. Peki seni tebrik ediyorum yeniden katıldığın için de teşekkür ediyorum. İkinci olan arkadaşımıza geliyoruz. Enes Batur yanımızda. Enes, ikinci oldun, ne düşünüyorsun? Vallahi yapabildiğim en iyisini yaptım mı deseler, yani çalıştım en azından. Güzel yani bir yarışmaydı. Bu arada biraz önce rejiden söylediler. Bir kısımda geçmişsin direkt mini şelalede. Orada seni görmezden gelmiştik ama bir 10 saniyelik ceza daha ekledik. Fakat bu ikinciliğini zaten pek etkilemedi. Bunun da duyurusunu buradan yapmış olalım. Peki ne düşünüyorsun diğer arkadaşlar adına? Söylemek istediğim bir şey var mı? Aziz'i tebrik ediyorum buradan. Güzel yarıştı. Diğer arkadaşları tebrik ediyorum. En çok Ulaş'ı tebrik ediyorum. O çok güzel yarıştı. Gelecekte yarışacak arkadaşlara buradan başarılar diliyorum. Herkesin yani katılması lazım. Peki Wipeout olarak yani bize, bizim ekibimize söylemek istediğim şey var mı? Haliteyi çok güzel hazırlamışsınız. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Peki teşekkür ediyoruz o zaman Enes. Katıldığın için de ben teşekkür ederim. Üçüncü olan arkadaşımıza geliyoruz. Ender Taş, üçüncü oldun. Kanada'nın gülü. Ne düşünüyorsun? Abi el titremesi olmasaydı daha iyisini yapabilirdim bence. Hani fazla da çalışmamıştım üstüne ama elimden gelen en iyisini yaptım. Bu kadar. Üçüncü oldun, yine iyi bir başarı, tebrik ediyorum ben seni. Peki diğer arkadaşlarınla alakalı söylemek istediğim şey var mı? Umarım buraya gelmek isteyen arkadaşlarım gelebilirler, yani buraya gelmek isteyenler. Bu kadar. Peki. Wipeout olarak bize, Minecraft TV ekibine, bizim ekibimize söylemek istediğim şey var mı BBB Medya için? Gerçekten harika bir harita olmuş. Yani bayağı bir zorlandık açıkçası. Güzel olmuş. Biraz yani heyecanını sen atamadın gibi ya bu Kanadalı. Aynen öyle. Peki o zaman çok da zorlamayayım. Yeniden teşekkür ederim katıldığın için ve üçüncü olduğun için de tebrik ederim. Dördüncü olan yarışmacımızın yanına gelelim. Sağ olun. Volvorat Hakan,
Ne düşünüyorsun? Dördüncü oldun. Tebrik ederim. Vallahi abi gerek teknik gerek mentaliteden güzel oynadım. Fakat yani diğer arkadaşlar daha güzel oynadı ama yapacak mental açıdan zayıftım bence yani. Aynen. Mental açıdan çok iyi olduğunu söyleyemem. Ne düşünüyorsun Wipeout hakkında? Arkadaşlar vallahi, söylemek istediğin bir şey var mı? Abi map bayağı güzeldi. Bu yıldırlar cidden çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Aziz arkadaşa buradan tebrikleri iletiyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok. Peki o zaman ben de seni tebrik ediyorum. Yarışmamıza ayrıca katıldığın için teşekkür ediyorum. Umarım istediğin gibi başarılı olursun hayatında. Ve geldik yarışmamızın kazmasına. Yarışmamızın süperine. Ulaş, sonuncusun. Ne düşünüyorsun? Öncelikle Furkan'a buradan selamlar. Bundan önceki yarışmada anlaşmıştık Furkan'la. Rekorunu kıracağım falan diye. Çaktırma şu an bunu uyduralım. Vallahi bilmiyorum. Furkan'ın yolu diye bir dizi çekeceğiz ileride. Yollusu da sen olacaksın büyük bir ihtimalle. Şöyle bir şey var. Gayet güzel bir yarışmaydı. Gayet güzel bir ortamdı. Map'i gayet beğendim. Güzel şeyler çıkıyor gibi. Gelecek ilerideki seriler de güzel olacak gibi. Yani emeği geçen arkadaşlara bu şu an buradaki ortamı yaşamak lazım. Anlatmakla olmaz. Arkada çalışan arkadaşlara, map'i düzenleyen, işte yani çok müthiş bir ortam, ne diyeyim yani. Öyle işte abi. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Wipeout'un sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 5 kişi muhteşem bir şekilde yarıştık. Wipeout'ta 2. haftayı da tamamladık. 3. haftada bakalım neler olacak. Wipeout'ta sona geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Wipeout'un 3. haftasına sizleri bekliyoruz. Wipeout!